Evet, hepinize merhaba tekrardan. Beşiktaş maçı bir 5 dakika kadar önce bitti. Balıkesir Beşiktaş maçı şu anda Beşiktaş lider oldu. Tamam sevindik ettik falan ama hala gol yollarındaki yaşadığı sorunları tabii ki atlatamadığını da görmüş olduk. Dembaba'nın bu takıma yavaş kaldığını düşünüyorum hala şahsen. Yani Olcay, Veli, sonra İsmail, Gökhan, Mustafa bunların arasında yavaş kaldığını gözlemliyorum yine. Son vuruşları yapma konusunda hani şey kalıyor, yetişemiyor toplara falan. Hala öyle bir sorunu var. Uyum sorunu var dediklerine göre. Umarım uyum sorunudur, geçer. Eğer uyum sorunu değilse başımız belada. Çünkü birçok maçı bu şekilde verebiliriz. Ve beraberlikle falan böyle yapa yapa yani puanları kaybede kaybede habire böyle çatırt diye şampiyonluktan olabiliriz yani diye düşünüyorum. O yüzden umarım ilk yarının sonlarına kadar yani Dembaba birazcık daha performansını yükselterek artık hani gol vuruşlarını yapacak düzeye gelir. Ricardinho'yu da nasıl sattılar hala aklım almıyor. Neyse yani. Mesele bu değil. Mesele bu akşam Beşiktaş güzel oynadı. Ben şaşırdım. Tottenham maçından sonra zannettim ki yayacak bunlar falan. Yaymadılar. Çok güzel oynadılar. Tebrik ediyorum hepsini. Şu anda ligde lider olmuşuz. Güzel. Ama umarım şey olur yani bu baki kalır. Benim yani istediğim şey o. Hani Beşiktaş 1-0 olsun bizim olsundan ziyade 2-3-0 olsun bizim olsun olur mesele. Çünkü o kadar çok gol kaçırıyorlar ki özellikle sürekli kalenin önüne gelip ilk yarıda çok dikkat ettim buna. Sürekli kalenin önüne geldiler orta sahadan kenarlardan böyle geldiler. Sonra birdenbire kaleye arkalarını dönüp tekrardan yanlara oynamaya başladılar. Yani kale orada hala yanlara oynuyorlar. Bir yana oynama hastalığı var Beşiktaş'ta. Yani direkt böyle kafadan gidemiyorlar bir türlü. Onu nasıl yapacaklar, nasıl açacaklar bilmiyorum. Yani o kadar çok pas yapıyorlar ki hani son vuruşları hep birbirlerine bırakmaktan gol de atmıyorlar falan böyle. Bir hani şut çekemiyorlar. Sürekli al sen at sen at sen at diye diye kalıyor öyle. Vallahi onun dışında başka Bilic maç içinde tartışmış taraftarlarla falan. Onların gitmiş işte gönlünü almış falan. İşte el sıkışmış falan. O güzel bir şey. Bilic'i çok seviyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Beşiktaş'ımızın artık stadı yapıldığı zaman da adam gibi şu anki patates tarlası Olimpiyat stadında değil de adam gibi kendi stadımızda artık bu adamı maçlarımızda görmek çok istiyorum yani. Zaten çoğu Beşiktaşlı da çok seviyorlar teknik direktörümüzü. Zannediyorum ki bir şeyden sonra Türkiye'ye gelmiş geçmiş herhalde en Beşiktaş'ı sahiplenen teknik direktör diyebilirim. Yani Türk teknik direktörlerin de dışında onlar için de yoktu bu kadarı. Çünkü maç içerisinde baktım sürekli sahanın kenarında habire sen onu yapsan şunu yapsan bunu yap yerinde duramıyor. Habire bir şey. O yüzden çok başarılı buluyorum. Umarım bir de Beşiktaş son vuruşlarını hallederse konuyu kapatacak. Defans konusunda Beşiktaş'ın çok büyük sorunları olduğunu sanmıyorum. Orta sahasında biraz sorun olduğunu düşünüyorum. Orta sahanın tam orta göbeğinde Sergen gibi bir tane adam lazım. Hala tekrarlıyorum ama maalesef Sosa Sosa dendi. Sosa da bu maçta sakatlandı. Falan filan feşvekan. Güzel bir akşam ama ben böyle ummuyordum. Herhalde berabere kalacaktı zannediyordum. Şaşırttılar beni. Ama kalabilirdi de yani. İlk yarıda Balıkesir'in bir tane penaltısı verilmedi galiba. İlk yarının ilk 10 dakikasında. Bir tane pozisyonda tam hatırlamıyorum ama. Neyse artık durumlar bunlar. Beşiktaş en azından ligde bu performansını sürdürürse zannediyorum ki şampiyonun en büyük adayı olacaktır. Ama eğer bu performansının altına inerse o zaman olmayacaktır. Bu kadar basit. Dediğim gibi yine bir hani şey performansı yoktu tabii yani. Bir Arsenal'miş, bir Tottenham maçları falan gibi değil. Şeyden yüksekti, Çaykur Rize'den yüksekti, Bursa'dan yüksekti. Ama umarım güzel olacak her şey bizim için. Hoşça kalın.